Evet, selamlar arkadaşlar. 11 Haziran 2020 Global Lab yama notlarına hoş geldiniz. Her zamanki gibi İngilizce çevirişim. Bad of Andre Türkçe çevirişine Kerem'e teşekkürler. Hemen başlayalım. Bugün güzel şeyler var. Bakalım seveceğiniz mi? Ben daha iyi olabileceğini düşündüğüm için çok sevdim diyemem ama en azından hiç yoktan iyidir. Evet, ilk güncellememiz arkadaşlar. At yarışı güncellemesi. Biliyorsunuz oyunda at yarışında benim de yeniden bolca gördüğünüz üzere bir at yarışı içeriği vardı. Bu at yarışına girip altın, gümüş ve bronz madalyalar kupalar toplayabiliyordunuz. Bu kupalar normalde NPC'ye sattığınızda göreceğiniz üzere 100k, 50k ya da 30k gibi gerçekten komik şekilde değerlere sahip ürünlerde ileride güç kazancı ileride eklenme yapılacağını yazıyordu. Bugün o eklenti sonunda geldi. Grand Prix'teki en iyi binicileri simgelen Grand Prix altın, gümüş ve bronz kupa eklendi. Kupalara at çiftliğinde Gula'dan takas edilebilir ve takas için gereken eşya takası aşağıdaki gibidir. Bu değişimden sonra arkadaşlar şöyle 3 tane yeni eşya geldi. Sweeping Wind Trophy, Long Wind Trophy, Whispering Trophy diye. Sweeping Wind 40 altın, ikincisi 50 gümüş ve üçüncüsü 100 bronz istiyor. Önce en kötüden başlayalım, sonra yukarı doğru geçeceğim. Her bir kupa mobilyasının eşyasının 10 saat dayanıklık olduğunu ve 10 saat süresi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Görünüşleri de gördüğünüz üzere böyle. Her mobilyanın dayanıklığı dediğim gibi 10 saat ve 10 dayanıklığa sahip. En uyduruk kupa arkadaşlar. Beceri XP yani at beceri XP %5. Eğitim XP %15 ve eğitim ustalığı 10 veriyor. Ambulans geçiyor. Evet, kapadı serenleri, ilginç, neyse. İkinci kupamız binek beceri XP %10, eğitim XP %20, eğitim ustalığı artı 15 veriyor. Ve en iyi kupamız altın olan ise binek XP %20, eğitim XP %30 ve eğitim ustalığı artı 25 veriyor. Yani çok güzel ödüller değil. Ben şundan söyleyeceğim. 40 tane altın kupa, 50 gümüş kupa ya da 100 bronz kupa gerçekten çok yüksek bir sayı. Beni biliyorsunuz, ne kadar çok at yarışına girdim biliyorsunuz. Şu paradan kaç tane üzerimde birikti, kaç tane olduğumu biliyorsunuz. Buradan eloma da bakabilirsiniz. Hatta dur hemen bakayım toplam kaç yarış atmışım. Bak, bu at yarışına 9 kez, burada 7 kez, 16, 16 artı 102, 102 artı 16 kez yarışmışım, toplam 118 yarış yapmışım. Bu 118 yarışın evet çoğunda top 3'te olmuş olsam bile, yani kupa sayımı görüyorsunuz, bence kupa sayılır birazcık fazla. Hani 40 kupa benim için sadece 2 tane mobilde demek, bu yani bir tane demek olduğu için, ay sekme kayboldu pardon. Bir tane demek, 100 bronza zaten üçüncülerin daha çok aldığı şey. Bende üçüncü kupası çok yok. Yani ödülleri güzel ama bilmiyorum, bence kupa sayısı çok fazla. Umarım düşer diye umut ediyorum. Yani hak ettiğimiz şeyin olduğuna katılıyorum. Bu güzel bir mobilya. Kesinlikle açlıkla ilgilenen benim gibi insanlar için çok güzel bir kupa. 10 saat etkisi olması da gayet normal. Biliyorsun çünkü atkılık tamamen AFK yapılan bir şey. Aktif yapılan tek atçılık at yakalama. O da yani bir yerden sonra bıktırıyor ve çok yapılmıyor biliyorsunuz. Hani güzel bir ödül ama değil. 40 kupa çok fazla. Çok fazla. O yüzden umarım bize gelene kadar düşmesi umuduyla geçiyoruz. Ha bu arada şunu da okuyayım. Her bir ganimet mobilyasının etki istiflenemez ve zaten etkiyi alırken başka bir ganimet mobilyanın etkisi alırsınız. En son aldığınız ganimet mobilyasının etkisi güncellenecek. Yani altın aldınız, gidip üzerine gümüş alırsınız, steklenmiyor. Gümüşü alıyor. Yani o yüzden altın aldıysanız gidip gümüşe yanlışlıkla tıklamayın arkadaşlar. Evet. Let's go. Devam. Deniz canavarı dengelemeleri. Candidum, Dike Iron Tut, kara pastı galiba. Nine Shark, 9 diş olması lazım. Bu deniz timsahı biliyorsun ve Lekraşan'ı yenerek elde edebilecek Blue Spirit Water itemini elde etme olası %50 arttı. Bu Blue Spirit Water dediğim mavi ışık ruhu özü zaten oyunda olan Nine Shark ve Drift Tracker avizeleri yapmak için kullanılan bir eşyadır arkadaşlar. Bir deniz timsahını yenerek elde edebilecek bir deniz timsahı ölçeği eşyası elde etme olası %50 arttırıldı. Deniz timsahı pulu vahşi dalgalarla oyulmuş kontür plakları işlemek için kullanılan bir öğedir. Denizciler anlamıştır hangi eşya olduğunu. Okuyla'nın gözeyin pistinde Baby Lekraşan'dır herhalde bu. Rixa diye çevrilmiş ama... Ha pardon, NPC'miş, pardon, tamam. Baby Rixa, pardon, düzeltiyorum.
Tamam, ben bunu NPC değil mob sandım. Okey. Baby Rixa'da alınabilen bir haftalık görev eklendi arkadaşlar. Bu görev haftalık bir görevdir ve siparişi tamamladıktan sonra, yani görevi aldıktan 7 gün pardon görevi bitirdikten sonra 7 gün sonra gece yarısına sıfırdan sonra alabilirsiniz. Bu görevde arkadaşlar 10 tane deniz timsahı öldürmenizi istiyor. Karşına 300 kat KXP bir tane tercih yapacağınız bir şey veriyor size. Ya 5 tane timsah derisi ya da 5 tane vahşi deniz cavarı derisi veriyor diye hatırlıyorum. Bunun çevirisi öyle olmalı. Evet, takas ürünleri yenilenmesi. Takas yoluyla parantezli kademe 1 ticari mallarla takas edilebilecek eşyalar arasındaki eşyalar silindi ve yeni eşyalar eklendi. Biliyorsun arkadaşlar, şunlar takas eşyası olduğundan beri piyasa bunlardan arındı. Hepsi pazarda maksimum siparişte ya da maksimum fiyatta ya da herkes çok kolay elde edebildiği için gene de yükselmiş bir durumda. Bunlar artık takastan kalkıyor ve onun yerine yeni ürünler ekleniyor. Yani elinizde bunlar varsa artık yine almayı bırakın. Bence bu değişimin gelmesini bekleyin. Bunların da geleceği unutmayın, kesin değil, bu bir global yap. Yani şimdiden gidip karataş stoklarını eritin demiyorum ya da diğer herhangi bir şey eritmeyin, gelmeden uğraşmayın Kore'ye. Kore'ye geldikten sonra alıyorsanız alın ama yani şimdilik bence önceden su çekmeyin çünkü global yap olduğunu unutmayın, tekrardan hatırlatıyorum. Evet, gelen eşya karataş silah, karataş zırh, hafif tüy, clear liquid şeydi, saf toz reaktif, pardon saf sıvı reaktif. Big Cloud Mushroom, büyük mor, büyük şey, duman mıydı? Pardon, büyük bulut mantarı. Pink Morning'de şeydi, pembe gün doğumu mantarı. Large Fortune Teller dediği şey, büyük kahin mantarıydı galiba Türkçesi. Flor'da o biliyorsunuz, Flor ezerek elde edilen çok kolay bulunan bir şey. Tabi artık elde edilmeyebilir. Trail of the Forest dediği Trace of the Forest'dır diye tahmin ediyorum. Bu orman tozu var ya, şu göstereyim hatta. Çok büyük ihtimal şudur. Çok büyük ihtimal şu olduğunu tahmin ediyorum ama belli de olmaz. Onun dışında Edible Honey, bu pişirme balığı. Cottonwool biliyorsun zaten, Hayden'in orada bir sürü insan da vardır. Aslan derisi, bu biraz ilginç. Ve Cactus Thorn, bu da Areaza'dan toplatabildiğiniz. Areaza'da stone'unuz varsa benim gibi kullanmadığınız, hayırlı olsun arkadaşlar. Artık kullanabileceksiniz, baksana. Üff. İyiymiş. Umarım odur bu arada. Çünkü Cactus Thorn diyor, Cactus Rind İngilizcesi ama bilmiyorum. Google Translate, yani pardon, Black Desert Foundry çeviri hatası da olabilir. Geldiğini görürüz. O yüzden diyorum ya, önceden almayın. Evet. Düzenli denetim nedeniyle takas ile ilgili içeriklerde değişiklik olduğunda takas penceresindeki takas bilgi listesinin başlatılması için değişiklik yapıldı. Takas ile ilgili içeriklerle herhangi bir değişiklik yapılırsa, örneğin Akovyan adasına takas edilecek okyanus jetonlarının sayısının ayarlanması ve benzeri durumlar, takas kullanıcı arayüzünde takas bilgileri sıfırlanacaktır. Ancak tüm takas bilgileri başlatılmaz ve değiştirilmeden önce en az bir kez gerçekleştirilen takas bilgileri korunur. Örneğin güncellemeden önce toplam 4 kez takas edilebilen Barema adasındaki takas eşyası yukarıdaki belirtilen silinmiş eşya kapsamına girdiğinde hiç değiştirilmemiş için 4 kez değiştirilebiliyorsa değiştirilmiş ürün olarak yenilenir ve bir kez bile değiştirilirse değiştirilmiş ürün olarak yenilenmeyecektir arkadaşlar, haberiniz olsun. Evet, avcılık biliyorsunuz, avcılığa sürekli yeni av hayvanları getiriyor. Bir köyde yakında avcılık köyü diye bir renovasyona girmişti. Onu da yakında bitirirler diye tahmin ediyorum. Bu değişim devam ederken yeni ekstra nadir avcılık hayvanları eklendi. Av kasabası bir köyünde avcılar tuhaf av hayvanları hakkında yeni bilgiler paylaşmaya başladı. Zincap'ın çok fazla... Ney? Çok fazla mide bulandırması mı? Bir dakika, pardon. Okey. Sincap'ın çok fazla mide bulanmasından duyulduğu bir adanın yakında bulunduğu söyleniyor. Ha, ben küçük ve hızlı olduğu için yakından bakmadıkça fark edilmesi kolay değildir diyor. Ayrıca gündüzle gece karşılaşıyor ve sıra dışı av hayvanları da duyacaksınız. Sadece geceleri görünebilen batan güneşte parıldayan ışıkları takip ederseniz geyikle karşılaşabileceğini söylüyor. O da buradaki geyikten bahsediyor. Sadece gündüz görülebilen çiğ ile sarhoş gelinciğin parıldayan bir ışık yaktığı ve ancak güneş doğduğunu görebildiği söyleniyor arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Gördüğünüz üzere şöyle bir ışığı izliyorsunuz, böyle bir geyik ortaya çıkıyor. Ve bu gün batımıyla büyülenmiş geyikte görünüşü böyle. Pinjab'ın görünüşü böyle. Görüyorsunuz bayağı hızlı ve sinsi bir yaratığa benziyor. Ay ışığıyla büyülenmiş gelinciğin de görünüşü böyle arkadaşlar, gördüğünüz üzere.
Evet, nadir hayvanları avlarken tesadüfen bilgi edinebilir ve belli koşullarda yerine getirilebileceği bir ünvan elde edebilirsiniz. Bu ne lan? Bu niye böyle yapmış? Çok ilginç. Neyse, yeni title'lar böyle arkadaşlar. Sincap için bir bir başlığımız Nimble, diğeri Party Face, ne olduğunu bilmiyorum. Ve Cooking şeklinde. Bunları unutmayın, Google Translate Bedo Founder çevirisi, o yüzden kesin güncel halleri böyle olmaz. Bitmiş halleri daha cool olur diye tahmin ediyorum. Dew in the Sunlight, Wet with Dew ve The Sun Came Down şeklinde. Bu gelincik için. Geyinli, In the Sunset, Twilight Light ve Dusk şeklinde var. Dusk gayet güzel bir title, diğerleri tartışılır. Diğer değişiklikler. Ataraksiyon Bağmakya görevinde bağının fragmanında Katos'un beceriksizliği göründüğü fenomeni düzeltildi. Pardon, beceriksizce göründüğü fenomen düzeltildi. Bağının kalbi Ataraksiyon Bağmakya'da ortaya çıkan Bounce Rat, Kraten'in belirli kalıplarını etkinin ortaya çıkması olgusu düzeltildi. Akmayan su bilgisini elde edebilen NPC'nin Buzz Paradise'da çağrılmadığı olgusu düzeltildi. Kullanıcı arayüz değişiklikleri, Ataraksiyon içinde alan adını gösteren UI tasarımı alan konseptine uygun olacak şekilde tasarlandı. Bu şey hançer arayüzünden bahsediyor galiba. Dur bakalım nasıl olacak, merak ettim. Sistem değişiklikleri. Başlangıç maceracının soyadı oluşturma koşulu eklendi. Seviye 15 veya üzeri bir karakterle güvenli alanı girerken bir aile adı seçmek için bir arayüz görüntüleniyor. Tüm büyük gemilerin siyahları yalnızca karakter 50 veya daha yüksek seviye olduğunda ateşlenebilir. Bu güzel bir değişim. Bu güncellemeden önce seviye 50'nin altın karakter top atabiliyordu ancak asıl hasar uygulanmadı demiş. Hasar uygulanmıyormuş ama artık direkt atamayacaklar. Şu değişimi de bir yorum yapayım. Bence daha güzel değişim olabilir. Bence seviye 15 güvenli bölgeye girdiği anda seçilmek yerine karaktere bak bu böyle 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 bir şey, şunu emin ol iyi karar verdik, 25 level yapması daha iyi olurdu. En azından oyuna başladığı ilk 10. dakikada değil yarım saatte seçerdi. İlk yeni oyunculardan başladığım tabi. Yani, neyse yapacak bir şey yok. Yeni değişime alışacağız böyle. Hata düzeltmeleri yani bug fixler. Rüyamsar donat yani Teon'a bindikten sonra Rüyamsar donatın havada rüzgar kanadı, özgürlük kanadı skillini kullanırken, hızlı kanat teknolojisi kullanırken aralıklı olarak havadan düşme sorunu giderildi. Oyun ayarları bildirimler, bölge değiştir ayarını kapattığınızda mürettebat alımı ile ilgili bildirim mesajının görüntülenmesi sorunu düzeltildi. Oha baga bak lan. Ataraksiyon bölgesinde bazı arka planların garip görünmesi olgusu düzeltildi. Eşyaların granının belirli bir yerinde görünmesine rağmen toplanabilmesi olgusu düzeltildi. Pardon, görünmemesine rağmen toplanabilmesi olgusu düzeltildi. Buji'ye George'da belli bir konuma girildiğinde suya girer gibi maruz kalma olgusu düzeltildi. Sınıf değişikliği arkadaşlar. Burada gene önemli değişimler var. Klasların kişisel değil ama şu toplu değişimler biraz güzel. Tüm sınıflar su toplama ve kürekle keskin veya sert kristal bir kristal parçası elde edildi. Eylem tezahüratı için durmadan devam edin. Biliyorsun arkadaşlar şu an oyunun versiyonu su toplarsınız ya da kürekle çölde kazarsınız benim sürekli yaptığım gibi. Keskin veya sert çıktığında kazma işlemi iptal oluyor ve karakter olduğu gibi bekliyordu. Hani bu saçma bir ayardı. Uzun zaman önce abuse'landığı için böyle bir şey getirmişti ama artık hani keskin sert çok kolay bulunabilir bir şey olduğu için artık bu kuralı kaldırdılar. Gayet de iyi olmuş bence. Böyle bir değişim geldi. Şimdiden iyi kazılar arkadaşlar. Buff etkisi ve debuff etkisi, pardon. Buff etkisi ve debuff efekti. Bir beceri özel efektiyle aynı anda uygulanırsa hedef ileri koruma kullansa bile, hani front guard'dan bahsediyor, kullansa bile debuff etkisinin uygulanması hatası düzeltildi. Yani front guard'da bile insanlar bu debuffları falan yiyebiliyormuş, o düzeltilmiş. Bug fix yani. İleri kaydır sosyal eylemini kullanırken bazı karakterlere hareketin garip görünmesi düzeltildi. Bu ileri kaydırma dediği şey, süpürgeyle ileri kaydırma şeyi vardı ya, sonra bayrak tutuyordunuz garip bir şey oluyordu. Ondan bahsediyor. Beceri yani K penceresi pasif sekmesinde arayüzün bir kısmının garip olma sorunu düzeltildi. Sınıflar Ranger yani okçu. Mutlak kaçırma patlama atış becerisi kazanırken akım havadan patlama atış becerisiyle akım gökyüzünden çağrı bağlanırken hasarın uygulanmama sorunu düzeltildi. Oha baga bak lan, yazık lan. Avcı yani Tamer. Dalgalanan dediği Surging Tide arkadaşlar, haberiniz olsun. Neydi kombinasyon? Shift
miydi? Yo, yanlışım. Emin değilim. Tamer'lar anlamıştı. Neyse. Surging Tide arkadaşlar. Surging Tide'dan sonra Heilan çağırma kullanımına görüntülenen efekt gerçek saldırı mevziline uyacak şekilde değişildi. Musa Stavarov ve Charles Stavarov becerileri kullanırken, bu ok atmadan bahsediyor, diğer becerilerle bağlantı kurarken her bir yayın görünümünün garip bir şekilde ortaya çıkma sorunu düzeltildi. Maiva gene tamamen aynı değişim. Bu Stavarov ve Charles skill ile alakalı bir şey. Class değil yani. Valkyrie Just Counter 1'den 3'e kadar mutlak Just Counter ve aktarım Just Counter değiştirdi. Böylece beceriler kullanırken aşağıdaki becerileri, bağlantıları düzgün şekilde etkinleştirdi arkadaşlar. Bahsettiği skill'lerde keskin ışık 1-4 yani Sharp Light ve mutlak keskin ışık becerisi, göze çarpan kesik 1-5 ve mutlak göze çarpan kesişme ve Prime yani aktarım asal göze çarpan kesik herhalde bu da 1-4 arkadaşlar. Ve son olarak yan kesim 1-3 ve mutlak yan kesimden bahsediyor. Ninja yanıp sönen bu flashing light skill vardı ya, ondan bahsediyor. Işık becerisi, bu yanıp sönen ışık becerisi kullandıktan sonra boşluk çubuğunu yani space bar'a basıldığında gölge bastırma becerisinin bağlantısını düzgün bir şekilde etkinleşecek şekilde değiştirildi. Archer Spirit Arrow 2 becerisi kazandıktan sonra delici ağlama kullanırken uygulanan hasar miktarı gerçek beceri tanımına uyacak şekilde değiştirildi. Righteous Fire efektinin uygulandığı yetenekler listesinde açıklamasına Light Mark skill efekti eklendi. Gerçek becerinin etkisi eskisi gibi normal bir şekilde uygulanır olduğunu unutmayın. Lutragon's Call, Lutragon çağrısı 4 ve 1 arasında bahsediyor. Becerilerini at sırtına kullanırken canavarlara uygulanan vuruş sayısı gerçek beceri tanımıyla eşleşecek şekilde değişti. Yani bir buff nerf yok, açıklama düzeltmesi sadece. Ve Sage arkadaşlar, Electrify becerisi tanıtım videosu gerçek beceri eylemini eşleşecek şekilde değiştirdi. Evet arkadaşlar, Kerem'e bir like atmayı unutmayın, yorum yapmayı, desteklemeyi unutmayın. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir yerinde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.